Geçen sene onun için aradım da. Değil, kayıt. Ayağını tam otursun. Başında bu curling'in başlangıç tarihi kabul ediliyor. Yine Kars'ta olduğu gibi, Kars'taki çocuklarımızın yaptığı gibi donan akarsular, nehirler, göller üzerinde insanların bir araya gelip sosyalleşme amacıyla yaptıkları bir sporun günümüze kadar olimpik spor olmasıyla birlikte gelişen bir spor. Sosyal medyada gördükten sonra, haber kanalına düştükten sonra biz kayıtsız kalamazdık bu çocuklara. Kızlarımız Avrupa'nın en iyi 10 ülkesi arasına girmesine rağmen bu kadar haber olmamıştı açıkçası. Hem curling'in tanıtımı noktasında hem farkındalık yaratmak noktasında biz çok önemsedik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte sporcularımızı alarak, özellikle olimpik sporcularımızı alarak bu köyümüze gittik, çocuklarımızı ziyaret ettik. Çok hoş karşıladılar bizi. Onların o mutluluğunu gözlerinden okuduktan sonra gerçekten biz de çok mutlu olduk. Daha sonra biz bu çocuklarımızı en azından bir curling'in nasıl bir alanda yapıldığını, modern testlerde nasıl yapıldığını, müsabakalara denk getirdik. Çocuklarımızı bugün Erzurum'dan misafir ediyoruz. Sadece curling salonunda değil, falan dökene götüreceğiz, diğer buz salonlarına götürüp gezdireceğiz, tarihi kültürel yerleri gezdireceğiz. Bu çocukların önemli olan mutlu olmaları, sağlıklı birey olmaları. Gelecekte curling'i bu çocuklar aslında unutmayacaklar. Her gittikleri yerde de curling'i anlatacaklar noktasında güzel bir girişim oldu bizim açımızdan. Çocuklarımızı buradan misafir etmekten de onur duyuyoruz. Ya bu tesislerde Türkiye'nin birçok yerinde olsa keşke o bütün köydeki çocuklarımızı spora ulaşmada eşit olmayan şartlara sahip birçok çocuğumuzu biz salonlarımıza çekip spor yaptırabilsek. Biz spor adamlarının görevi de herkesi spor yaptırmak, sağlıklı toplum oluşturma noktasında. Herkesin bir hayali var. Bu çocukların da curling hayali vardı. Biz de bunu gerçekleştirdiğimiz için çok... Bilgelerle biz karşı kütleleriyle başladık. Sonrasında federasyon kayıtlı kalarak bizleri Kars'a kadar milli sporcularla birlikte geldiler. Şu anda da bizi davet ettiler, etmişlerdi kendileri. Biz de davete icabet ettik. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kendi adıma, köylülerim ve çocuklarım adına. Çocuklar zaten inanın dün akşam hiçbir uyumadılar. Sabaha kadar beni doyutmadılar. Yani şunların mutluluğu her şeyden benden üstündür. O yüzden biz her daim yanlarında olacağız inşallah. Artık mutluyuz. Gerçek milli takımla oynadık. Curling oyuncularıyla oynuyoruz. Gerçek curling'i öğretiyorlar. Sonunda mutluyuz artık. Curling öğreniyoruz. Orada buzla falan oynuyorduk. O yüzden fazla eğlenceli olmuyordu. Fazla ileri gitmiyordu. Fazla eğlenemiyorduk. Küçük bir alandı. Şimdi gerçek eşyalarla, gerçek bir sahasıyla oynuyoruz. Çok mutluyuz. Kars çayında daha heyecanlı değildi. Burada daha güzel, kaygan. Burada herkes oynuyor. Biz onlara bakıp daha güzel oynuyoruz. Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyız. Mutlu oldun mu? Evet. Burada gerçek curling öğrendim. Çok güzel yani. Gerçek daha çayın üzerinde de oynayabiliriz. Buraya önceden Kars yayında badana fırçası ve buz parçasından oynuyorduk. Buraya geldim. Hayallerimiz gerçek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz donan çay üzerinde
fırça ve buz parçalarıyla oynuyorduk. Şimdi Erzurum'daki federasyona geldik. Bizi davet ettiler, biz de geldik. Burada daha heyecanlı ve daha zevkli geçiyor. Ve daha eğlenceli. Yolbay köyünden geldim buraya. Biz önceden Kartçay'da oynuyorduk. Bizi davet ettiler Körlük Federasyonu. Biz de buraya geldik. Şimdi oynuyoruz, öğreniyoruz. Sonra ablalarımız bize öğretiyorlar. Sonra biz kayıyoruz. Sonra... Nasıl, heyecanlı mı? Mutlu oldunuz mu? Heyecanlı, mutlu olduk. Hayallerimiz gerçek oldu. Sonra biz orada süpürgelerle kayıyorduk. Buz parçalarıyla oynuyorduk. Sonra gerçek topları elimiz oldu. Çok mutluyuz. Hayallerimiz gerçek oldu. İlk baş onlar bize gelmişti. Sonra da biz buraya geldik. Bizi davet etmişlerdi. Biz de geldik ve oynuyoruz şimdi. Altyazı M.K.